Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere Minecraft oynarken ekranda gördüğünüz GLFW Error 65542 hatası konusunda basit bir çözüm yolu göstereceğim. Bunun için ilk olarak bilgisayarınızın kaç bit işletim sistemine sahip olduğunu öğrenmeniz gerekiyor. Hemen şuradaki Windows simgesini sağ tıklayın, buradan ayarları seçin, gelen pencereden sistem... Ardından hemen sol tarafta bulunan hakkında sekmesini seçin. Burada sistem türünün karşısında bilgisayarınızın kaç bit olduğu yazılı olacaktır. Bakın benim burada 64 bit yazıyor. Sizinkinde bu 32 bit olabilir. Farklı bir şekilde eğer masaüstünde bilgisayarın simgesi varsa bunu sağ tıkladıktan sonra özellikleri seçerek gelen pencerede sistem türünün karşısında bilgisayarınızın kaç bit olduğunu öğrenebilirsiniz. Ardından videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bir bağlantı bırakacağım. Buradan arkadaşlar bir dosya indireceksiniz. Hemen şu kısımdan indir seçeneğini seçerek bu dosyayı bilgisayarınıza indirin. İndirdikten sonra üzerine sağ tıklayın ve klasöre ayıkla diyelim. Ardından klasörün içine girin. Şu şekilde. Benimki 64 bit olduğu için 64 bitin içine gireceğim. Size 32 bit ise 32 bitlik olan klasörün içine girin. Girdikten sonra şöyle bir dosyamız var. Şimdi devamında tekrar bilgisayarımın içine gidiyorum. Şu şekilde. Ardından C sürücüsünü seçiyorum. Buradan Program Files, devamında Java, ardından şunun içine gidiyorum ve son olarak bin klasörünün içine gidiyorum. Şimdi arkadaşlar bu klasörü buranın içine kopyalayacağım. Üzerini sağ tıklıyorum. Kopyala diyorum. Ardından tekrar buraya geliyorum. Sağ tıklıyorum. Ve yapıştır diyorum. Şu şekilde bir uyarı gelebilir. Devam diyorum. Ve böylece işlemimiz tamamlanıyor arkadaşlar. Bu işlemlerden sonra Minecraft'ı açtığınızda bu hatayı bir daha almamış olacaksınız. Eğer bu sorunu hala çözemediyseniz farklı bir şekilde şu Windows simgesini sağ tıklayın. Ayarları seçin. Ardından güncelleştirme ve güvenliği seçin. Devamında şuradaki Windows Update kısmına gelin. Bakın burada benim güncelsiniz yazıyor. Ee, Siz de bu güncelleştirmeleri denetleyerek tüm güncelleştirmeleri yüklemeniz gerekiyor. Ta ki arkadaşlar buradaki e, güncelsiniz uyarısını görene kadar. E, bunu yaptıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatıyorsunuz ve Minecraft'ı oynamaya başlıyorsunuz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve bizlere de destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.